Selamlar. Steam Çiftlik Festivali indirimleri. Yani şöyle sadece yani şeyden bir bakış yapacağım. Yani öyle ayrıntılı bakmaya gerek yok. Oy, çok hızlı bir şekilde. Ha, bir sayfa topladı geri kendini. En çok satanlar, indirimler, en çok indirilen demolar vesaire. En çok satanlar. Bakalım ki zaten Stardew Valley 3.95 dolar. Manor Lords 14.99 dolar. Ki bu Manor Lords'un şöyle bir şey de var ama. Onu da göstereyim size. Hani şöyle bir paketi var. Bu hani 10 dolar falan oluyor herhalde. Şu an ben tabii ki şey yapamam ama gösteremem direkt de. Yani indirimli oluyor. Ya mesela şurada 14 dolarsa burada 10 dolara kadar hani şu diğer oyunları aldıysanız eğer tabii ki. Ya ne bileyim gitmiş şu oyunlardan birini almışsınızdır. Farklı bir tane serisini almışsınızdır. Değişiyor, sürekli değiştiğini gördüm bu. Şey çünkü ben bunu çok gördüm. Çünkü bir ara 14 indirimli hali 14 dolarken 12 dolara farklı bir paket, sonra bir 13 dolara farklı paket, yani birkaç gündür öyle gördüm. Neyse, Farming Simulator 6.99, Ranch Simulator 79, 0.79 sen bayağı ucuz aslında. Lightyear 14 Year. Şu yeni gelen şeyde Game Pass'te olan oyun. Buna Türkçesi yok direkt diye şey yapmak istemedim çok ya. Ya bu da aslında güzel bir oyun. Yani haberiniz olsun. Şurada keşke bir gösterme başarsın ya, başarabilse bir Steam. Ya bazen gerçekten böyle bir mallaşıyor ya. Müzik koymayacağım da altına. Hani şöyle robot olarak uyanıyorsunuz. Uzaktan tabii kendinizi görmüyorsunuz. Şu şekil görüyorsunuz. İşte parçaları birleştiriyorsunuz. Zaten bir nevi traktörümsü gibi değişik bir şey var. Sanırım öyle şey. Böyle doğada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yani çiftçilik yapıyorsunuz bir nevi, öyle bir şey. Yani fiyatı 9.99 dolarmış. Alınır alınmaz, kişiden kişiye değişir. Hey, Rumpus Ben Bundle. Bak şu bundle olayları var ya. Yok şunu şunu ekle, bunu bunu eklesi var ya. Oyunların artık iyice çileden çıkarıyor insanı. Ondan sonra şu Sun Heaven. Ya ben almayı düşündüm, sonradan vazgeçtim. Arm Manager World yeni çıktı bu zaten. Bunu da indirimle aldım ben. Hani 9.44'ten daha da indirimliydi herhalde. Dediğim gibi paketleri oluyor bakın. Şurada şu paketler oluyor. Mesela diyor ki işte hani Farm Manager 2018 aldıysan bu fiyat, ya bu şu en düşük fiyattı galiba. Öyle bir şey olması lazım. Ondan sonra Chunk Folk Rim World'a benzeyen bir oyun. 8.99 dolar. Farming Simulator 15 1.32 dolar. Şu oyun Farm Together diye bir şey. En güzelle değil arası. 6.99 dolar. Şuna çiftlik oyunu demişti. Aslında bu mezar değil mi lan şu? Graveyard. Mezarcılık oyunu diyor ki. Şu içinizdeki çiftçiyi serbest bırakın. Ne? Kıyamadım orayı. Canlı bir çiftlikte hayatın neşesini ve zorlarını deneyimleyeceğiniz çiftçinin hayatında ısalaşma rutik cazibesine dalın. Yani geniş bir açık dünya yaşayan bir ülke. Ülkeyi ekin. Ne yaşayan? Yaşayan bir ülkeyi ekin. Büyütün ve kucaklayın. Öyle bir oyun var. Ondan sonra şu oyun değişikti aslında. Ben bunu aldım, bir türlü oynamak nasip olmadı da inşallah yakında olur. Bu da güzel bir oyundu. Hayatta tutulmaya çalışan insanı yönettiğiniz bir oyun bu da hani. Stillament Survival.
Arazileri düzenle, sınırlı stokları kontrol et, mahsul ek, vahşi doğada avlan, kaynakları topla ve yeni ticaret rotaları oluştur. Aslında buraya girecek başka hayatta kalma oyunları çıkar ya. Farm Manager 2018 zaten şeyin. Farm Manager World işte onun. Farm Based Tiny 899, Farm Manager isimli Farm Manager 18 1.4 dolar. Rusya Village ne? Rusya Village Simulator. Türkçe mi? Merak ettim. Sanmıyorum ama. İlginçmiş. Başka. Ya bir de artı 18 tarzı çiftlikle ne alaka var arkadaş ya? Yapmayın iyice. Steam'de bu şeyde kendini bozdu. Rise of Industry. Endüstriyi geliştirip şehirlere yayıyorsun. Hani ben bunu kısa bir bakmıştım, oynamıştım. Rıp, neredeydi? Yazıyor mu ki oynadım süre? 6 saat falan ben bunu baktım oynadım yani. Güzel bir oyun aslında bir noktadan bakarsanız. Endüstriyi geliştirip ama tabii direkt Türkçesi yok, kötü işte. Yani direkt Türkçe oynamak istiyorum diye. Hani ne bileyim mıs şey buğday geliştirip buğday büyütüp şehre satıyorsunuz. İşte başka bir yerde balık tutup şehre satıyorsunuz. O tarz bir olayı vardı bunda. 6 saate yakın oynamıştım. Garden Simulator şey ya çiftçilik mi ne diyeyim buna? Buna ne denir? Çiftçilik değil. Direkt çiftçilik olarak geçmiyor aslında bu. Bir evin bahçesini düzenleme olarak geçiyor. Ki zaten 8 Eylül 2022'de çıkmış. 23 Mart 2023'te bir daha güncelleme almamış ondan sonra. Hiç yani bu kadar... Aa sen yeni çıkmış mı oynuyorsun? Biraz güncelleydin de. Yollar işte şöyle düzenliyorsunuz falan. Bu tarz bir şey. Demosunu oynamıştım da. İnceden. O kadardı. Bakayım başka. Şunu almıştım. Şu da şey gibi böyle. Büyücülük müydü? Yanlış mıyım? Dur, Türkçe çevirisinden bakayım hemen. Tamamen hadi eski dünya fantastik mağaza inşa etmek, dekor etmek ve işletmekle ilgili çivilerden elmalara, kılıçlardan simya, aşk iksirlerine kadar düşük fiyata alın, yüksek fiyata satın. Her şeyi alıp satabildiğin küçük bir shop gibi bir şey. Bunun direkt Türkçesi de vardı zaten. Altta görünüyor bir şey. Oyunu yükledi gösterdi onun için şöyle altı bak. Ondan sonra başka Roboplant diye bir oyun. Robotların yönettiği yani robotları kullandığınız bir şey. Bir şey de bu oyun böyle nasıl söyleyeyim. Tamamen robotlar bakın. Her şeyi robotlar yapıyor. Yani insanlar yok burada. Bu da çoğunlukla olup mu verilmiş? Desk of Farms çok komik gelmiş de almamıştım bunu herhalde. Çok umursadım diyemem. Böyle çok çekici gelmedi yani oyun. Şöyle oyun üstünde, masa üstünde bildiğin oyunun masa, yani masa üstünüzde bir oyun gibi bir şey ya. Yani 2.09 pardon robotla söylemedim değil mi? 5.99 sonra bir şey daha söylemedim. Şu oyun 4.79 bir şey daha atladım. A Farm Life Simulator 2.99 indirime girmemiş. Littlewood ne? Littlewood Simulator 7.49. Rise of Industry 4.49. Şu şey Garden Simulator 7.99. Şu da yanlış değilsem eğer yanlış hatırlamıyorsam emin değilim şu an %100 kesin bir şey söylemeyeyim ama rahat koyun simülatör, rahat nefes alın ve gelişin kazazedeler için bir sığınak inşa edin, kaynakları yönetin, okyanusta en iyi hayatınızı yaşayın, mütevazı yerleşimizi yüksek teknoloji bir topluma taşıyın diyor. Liman aslında İngilizce home, Haven Dock liman demekmiş.
liman şehri aslında. Tamamen aslında ama suyun üstüne kurulma ya. Limandan öte. Öyle. Bu da kaç? 7.34 demiş. Bakayım başka ne var? Bilindik. Bilindik. Bazısı çok böyle yapmacıktır. Şey duruyor. Yani yapmacık diyeyim aslında. Green Project. Kıyamet sonrası hayatta kal. Hayatta tarım ve yeşil dünya ile hayatta kal. Kıyamet sonrası hayatta tarım ve yeşil dünya ile hayatta kal. Türkçe çevirisi değil değil mi bu? Bir kendi yazdığı şey. Ona kadar ilginç bir çevireyim şimdi. Yurttaşları onu uzayda unuttu. Uzun süre bir mikrojik gece. Neyse ki onunla 300 yıl beklemesini sağladı. Yapay zeka sahibi. Bir nevi şey ya. Böyle neydi? Stardew Valley'in daha farklı. Versiyon gidip eşyalar bularak hayatta kalmaya çalıştığımız şu tarz bir oyun. Tatlış bir oyun. Başka bakalım çiftlik indirimlerinde ne varmış? Daha fazla yok. Demosu olan popüler oyunlar. Demoyu yükleyip şey yapacakların. Çörek falan. Böyle çok hani bazı oyunları böyle şeyle görürsünüz ya. Öf be dedi. Bak. Bu oyun evet of be dedirtir mi? İngilizce ama tarzı gereği. Öf be dedirtmek manasında hani böyle çok hani çizgisel oyun olur hani nedir? Çizimsel, çizgi filmsel tarz olur ama dersin ki ha ne güzel oyun. Bu o tarz olabilir belki. Yani görüntü onu andırıyor. Şey bu biraz daha gerçekçi. Gerçekçi bilmiyorum. Ama işte kötü yanı ne biliyor musunuz? Oyunların Türkçesi yok. Ben de Türkçe olmayan oyunları oynamayı sevmiyorum. Çünkü anlamayacağım bir şey çıkmasını ve onunla uğraşmayı istemiyorum. Biraz şey becerebilsem şu Türkçe çeviri yapmayı, yama yapmayı oyunlarda. Yani o zaman belki diyorum. Bak, bu oyun güzel duruyor. Robotlarla mı bu da? Robotlarla yönetilen dünya Mars'ta. Türkçesinde ne diyor bakalım? Ziraatçı. Slav popüler bilim kurgu ortamına birinci şahıs çiftlik inşa etme simülatörüdür. Robot çiftçi rolünde Mars'ta domates ve patates yetiştirmeyi öğrenecek ve Mars'taki kuş ağaçlarına hayran kalacaksınız. Çocukluktan beri tanıdık olan gıdaların üretimini ve yetiştirilmesini robotlaştırın. Yani diyorum ya Türkçe işi Türk kişi olmadı mı bir tık zor. Hani şöyle dursun. İki zamanla Türkçe ekleme düşünceler olur. Bakarım oyuna Türkçe eklemişler. Direkt alırım. Belki. Başka. Zaten başka şey oyunlar yok böyle. Böyle çok göze çarpanlar gibi gördüm. Demolar popüler ve yakında çıkacaklar diye. Ayırmışlar. Bak şu şeye benzettim ya oyun tarzını. Video görüntüsü gelebilir mi? Zombiit. Biraz değişik tabii ki de. Bak bu işte bu tarz dedim. Yani mesela çizgisel duruyor oyun. Yani şey grafik bunun şeyine ne deniyordu işte telaffuzu doğru edemiyor olabilirim de işte daha böyle gerçekçilikten uzak ama gerçekçi duran bir tarzda olduğu için hoş görünüyor mu? Tek oyunculu mu olacak çok oyunculu mu onu yazmışlar mı? Çevrimiçi eşli oyun LAN üzerinden bağlanma bir de çevrimiçi diyor. Arkadaşlarla oynama bunlar tabi daha çıkmadı
Öyle kısa bir bakmış oldum sadece. Hani öylesine şey yapmış olabilirim. Aksiyon türündeki oyunlar. Arm Station. Bir saniye şunu merak ettim. Bak bu Türkçe. Çiftlik istasyonu ne? Çiftlik istasyonu, çiftçiliği geliştirin ve yenileyin. Onarım yapın ve müşteri hizmetleriyle ilgilenin. Evcil hayvanlarınız ve çalışanlarınızın size yardım ettiğini unutmayın. Tohumlardan dev biçerdöverlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sipariş edin ve satın. Soygunculara dikkat edin. Dikkatsizlik anından her şeyiniz gider yani. Tam seni istek listesine ekleyeyim. Çıkınca bakarız. Ücretsiz demo VR oyunlara göz atmıyor zaten şey. Ücretsiz demo. İşte böyle bir şeydi işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz. 6'sında 6 Mayıs akşam 20'de bitiyor yani. Ben bunu işte 30'unda çekiyorum yayın birinde yani yarın yayınlanmış olsa 5-6 günümüz var. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.